siz aynı zamanda Denizli'nin tabii ki bir marka yolculuğu var ve bu marka yolculuğunun baş aktörlerinden de birisiniz. Ve Teşekkür Şikka ederim. markasıyla da şu anda çok öndesiniz. Şikka'nın yolculuğu nasıl gidiyor ve buradan marka yolculuğuna başlayacak kişilere bir tavsiyeniz olacak mı? Öncelikle teşekkür ederim. Şika, tabii ki marka yolculuğu çok uzun. Yani o yolculuk uzun soluklu. Dünyadaki markalara da baktığınızda 100 yıllık markaları görüyorsunuz ki temelleri işte kaçıncı kuşaklar gelmiş ve devam ettiriyorlar. Bir kere markalaşmamız ve katma değer yaratmamız tekstil adına ve bütün sadece tekstile sınırlamayalım. Bütün sektörler adına çok önemli. Şimdi baktığınızda biz fason üretim yapıyoruz genel anlamda Denizli olarak. Ama görüyoruz ki işte dünya markalarına hepsini üretim yaparken işte kar marjlarımız çok daha başka. Ama siz ona bir ürüne katma değer yarattığınızda onun üzerinde mutlaka bir inovatif bir fikir ya da bir detay varsa hakkını alabiliyorsunuz, kolaylıkla alabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz bu kadar geniş coğrafyada, medeniyetin doğduğu coğrafyada ve üretimin bu kadar güçlü olduğu bir coğrafyada neden markalaşmıyoruz? Neden markalaşmamız bu kadar gecikmiş? Ama tabii ki hiçbir şey için geç değil. Değişen dünyada, dönüşen dünyada bizim bunu çok daha hızlı bir şekilde harekete geçirmemiz ve hedeflerimize ulaşabiliyor olmamız lazım. Evet, biz Şikka yolculuğuna bir 7 yıl, 8 yıl oldu başladık. Ama hep yavaş yavaş gitti. Çünkü bir yandan tabii ki fason üretim yapıyoruz, bir yandan markalara üretim yapıyoruz. Ama kendi markanız dediğinizde onun bilinir olabilmesi çok basit değil. Ayrıca ülkenin de marka olması lazım.